müstakil bir ev, bağımsızlığını ilan etmiş bir ev haline dönüşüyor. İlerleyen dönemde batarya ekleyebilirsiniz ya da ilk başta sonrasında ısı pompası entegrasyonu mümkün olabilir. Elektrikli araç şarj ünitesi mümkün olabilir. Mutfaktaki alışkanlıklar değiştirilebilir. Zaten düşündüğünüzde başka bir şeye ihtiyacınız yok. Kalmıyor yani. Merhaba ben Kerem Çilli. Bu videomuzda güneş enerjisiyle ilgili çokça sorulan kimler güneş enerjisi kurdurmalı? Bu yatırım mantıklı mı? Yapmalı mıyız ya da beklemeli miyiz gibi soruları hızlıca dış bir çerçeve çizmeye çalışacağım. Güneş enerjisi bir ekosistem aslında. Bunu ne demek istiyorum şöyle açıklayayım. Sadece çatıya ya da cepheye ya da balkona güneş enerjisi kurdum. Enerji fazlasını satıyorum. Para kazanacağım. Bu bir pasif gelir yöntemi. Harika bir yatırım diye düşünenler aslında yanılıyor. Gelinen noktada güneş enerjisiyle ilgili çok ciddi dağıtım bedelleri alınıyor. Bununla ilgili arkadaşlarımız da birçok tablo paylaşıyorlar. %75, %80'lere varan kazancının geri dağıtım bedeli olarak sizden geri alınması gibi bir durum söz konusu. Yani el, elde avuçta bir şey kalmıyor aslında. O yüzden ne yapmak gerekiyor? Güneş enerjisini kurduğumuzda olabildiğince enerjiyi evin içerisinde harcamak gerekir. Nasıl yapacağız bunu? Mesela biz şu an ofisimizde, müstakil evimizde ısı pompası sistemi kurduk. Bu konuyla alakalı olarak da enerjisini nereden sağlayacak? Güneş enerjisinden yetmediği yerde tabii ki şebekeden alacak. Bizim hem ısınmamızı sağlayacak hem de sıcak su ihtiyacımızı banyoda veya mutfakta kullanmamızı sağlayacak. Başka ne yapılabilir? Enerjiyi depolayabilirsiniz. Isı pompasının ihtiyaç duymadığı zamanlarda evin içerisinde tüketeç olmadığı zamanlarda ne yapacaksınız? Depolama ile beraber gün içinde bataryaları dolduracaksınız. Sonra ne olacak? O bataryayla akşam saatlerinde evin ihtiyacını sanki güneş varmış gibi ...sağlamanızı mümkün hale getirecek... ...başka neler yapabilirsiniz... İşte kapıya elektrikli araç alma şansınız belki olabilir... ...oldukça yaygınlaşıyor siz de biliyorsunuz... ...bunu yaptığınız zaman kendi aracınızı 22 kW bir şarj ünitesi aldığınızda... ...ortalama 50 kWh bir batarya olduğunu düşünürsek... ...2 saatte 2,5 saatte tamamen doldurma şansınız oluyor... ...ki genelde %80'ine kadar doldurmaktan bahsedilir... ...çok daha kısa sürelerde bu mümkün hale geliyor... Başka ne yapabilirsiniz? Mutfak alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. Bununla ilgili de çok güzel bir video çekmiştim. Bakıldığında artık mutfakta normal gazlı ocak yerine indiksiyonlu ocak kullanabilirsiniz. Mikrodalgada yemekler ısıtılabilir. Kettle su ısıtmaktan bahsetmiştim. Detaylı bir videoydu. Açıklama kısmına onu da eklerim izlemek isteyenler için. Yani baktığımızda bir evin ihtiyaç duyduğu aslında hemen hemen her şeyi karşılayabileceğimiz bir sistem çatıya kurulan güneş enerjisi. O yüzden bu konuya sadece işte ben çatıma güneş enerjisi kuracağım da elektrik satıp para kazanacağım şeklinde bakanlar için doğru bir araç olmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Burada önemli olan detay ürettiğimiz enerjinin tamamını aslında evin içerisinde tüketebilmek. Bununla alakalı da şu an var olan yönetmelikler, kanunlar da bizi bu tarafa yönlendiriyor. Elektrik satışı var mı? Evet tabii ki var. Ama bu satıştan çok ciddi bir gelir elde edemeyeceğiniz de bir gerçek. Bunu da söylemekte fayda var. Evet bu ekosistem dediğimiz konu kendi ihtiyacınızı karşılayacak ne varsa... ...ana omurgamız burada güneş enerji santralini kurmak. Bu santrali kurduktan sonra geri kalan eklentileri, opsiyonları diyebilirsiniz. Yani bir araba aldınız işte şu opsiyon da olsun, bu opsiyon da olsun. İşte o araba aslında çatıya güneş enerjisini kurmak. Bunu kurduktan sonra diğer adımları da peyderpey Pay yapabilirsiniz. İlerleyen dönemde batarya ekleyebilirsiniz ya da ilk başta. Sonrasında ısı pompası entegrasyonu mümkün olabilir. Elektrikli araç şarj ünitesi mümkün olabilir. Mutfaktaki alışkanlıklar değiştirilebilir. Zaten düşündüğünüzde başka bir şeye ihtiyacınız yok. Kalmıyor yani müstakil bir ev, bağımsızlığını ilan etmiş bir ev haline dönüşüyor. Bununla ilgili de birçok video çekmiştik. Birkaç tane açıklama bölümüne link bırakırım. Arzu edenler o videolarımızı da izleyebilir. Evet, güneş enerjisi ile alakalı bu konunun bir pasif gelir yöntemi olmadığını özellikle tekrar altını çizerek vurgulamak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.